Hasan Aydoğdu İstanbul Sultan Gazi'den geliyor. Şimdi ben yeğeni dedim. Siz o az sonra da kardeşi diye duydunuz. Kafa karışıklığı oldu biliyorum. Ama ikisi de doğru. Neden doğru? Şimdi bir çizelge gelecek ekrana. O çizelgede anlatacağım size neden yeğeni ve kardeşi diye konuştuğumuzu. Hasan Aydoğdu 40 yaşında efendim. Abisi Hüseyin, senden büyük mü abin mi? Evet. Abisi Hüseyin, yenge Zekiye Hanım'la 1999'da nikah yok, resmi nikah yok. Dini nikahlı bir beraberlik yaşıyor. Bu beraberlikten Hülya dünyaya geliyor. Fakat bir süre sonra Zekiye ile yollarını ayırıyorlar. Evet. Dolayısıyla da Hülya'yı da babaannesi ve dedesi evlat ediniyor. Üzerlerini alıyorlar. Evet. Böylece Hasan Bey hem amca bir taraftan, hı-hı, ama anne babası onu nüfuslarına aldığı için de kardeşi sayılıyor. Evet, abisi. Sebahattin Hülya'nın, bu arada Hülya diyor ki çok fazla yanlış hata yapıyor. Kendinden büyük adamlarla beraber oluyor. Çocuklar dünyaya getiriyor. Ben onu bu yanlıştan döndürmek istiyorum diyor. Hakikaten yeğeninden çok kardeşin gibi artık herhalde görüyorsun Hasan. Ya kendi kızım çocuğum gibi kızın olmaya gibi başladı. Çünkü şöyle söyleyeyim abla, o 3-4 günlük daha geldiğinde biz onu hani hastanelerde, böyle özel hastanelere götürdük. Ne bileyim hani hep bir üstüne titredik. Yani el bebek gül bebek büyüdü. Ya yani rahmetli babam da sağ olsun üzerine çok fazla düştü. Yani biz de benimsedik artık. Kendimizden bir parça olarak gördük. Yani kardeş değil de nasıl derler, insanın bir parçası derler. Evladın gibi oldu. Yani yaş farkı da var çünkü. Tabii ki evladın gibi oldu. Bu annesi Zekiye hiç ortalıkta olmadı mı? Yani hiç bir daha görüşmedi mi kızıyla? Tabii ki görüştü. Daha sonra abimle dolaylı yollardan barıştılar. Sonra evlendiler. Aa. Tabii ki evet, evlendiler. Sonra çocuk büyüdü. Biz çocuğa da söyledik. Bak kızım işte sen senin baban Hüseyin, evet, annen Zekiye. Evet. Bunlar dedim senin annenle baban. Olsun dedi, siz bana baktınız dedi. Ben dedi böyle olmasını istiyorum dedi. Öyle kaldı, babamın üstünde kaldı. Peki Zekiye ile Hüseyin hala evli mi? Tabii ki. Oradan çocukları var mı? Evet. Var. Evet var. Hülya'yı da seviyorlar mı? Tabii ki, sonuçta çocukları yani. Ha, Hülya onları seviyor mu? Hayır. Çünkü verdikleri için. Hayır, ondan değil. Tamamıyla şöyle oluyor artık, hani dedenin ve amcanın verdiği bir şımarıklık oluyor ya. Anne baba sonuçta onlara bir baskı yapıyor. Nasıl işte kızım yapma etme falan. Biz biraz daha hani şey yapıyorduk. Hani, toleranslı. Yani öyle yaptığımız için istemiyordu doğal olarak. Yani biz ne yaptık başa demedik. Ama ne yaptı? Hülya kaç yaşından itibaren kendinden büyük diyorsun bak. Babası yaşında yani kendinden 3-5 yaş. Değil. Bakın 3-5 yaş değil. Yani en az 15-20 yaş. Yani bu çok ciddi bir. Yani biz bunu tasdiklemedik. Başımız belaya girdi. Çünkü zor kullandık. Şimdi burada, neler yapmadık? Burada ahkam kesmeyeceğim ama bir kere baba tarafından başlangıçta bir dışlanmışlık var. Baba figürü dede. Dedenin yaşı ne? Bayağı büyük kendisinden. Öyle bir figür var. Abi dediği kişi amcası ama o da yaşça büyük. Hayatındaki ona olumlu gelen erkeklerin hepsinin yaşı büyük. Dede başta olmak üzere. Dolayısıyla arayışları da hep o yönde oldu. Mesela Sebahattin'le resmi nikah... Selahattin bu arada, pardon. Selahattin'le. Evet, Selahattin. Selahattin'le 3 yaşında şu anda bir çocuğu var. Hı-hı. Resmi nikah takıymışlar. Tabii. Ama sonra boşanmış. Ya şimdi şu tam olarak şöyle oldu. Yani düğünü falan oldu ve gittiniz mi? Yok, şimdi bunlar ilkten kaçtı. Ha? Kaç yaşındaydı Selahattin? Ya, o aynı akranlar. Yani ha, aynı, o akrandı. Aynı yaşta. Tamam. Var. Yani ama biz gene tasdiklemedik. Sonuçta bildiğimiz bir insanlar olduğu için. Ama söz dinletemedik. Kaçtılar gittiler. Biz de buradan kalktık gittik. Yani gittik aldık çocuğu. Dedik hani bu olacaksa yani bizim dostumuz var, düşmanımız var. Sonuçta bir ailemiz var. O, düğününü derneğini yapalım. Baba da geldi mi? Tabii babası, ki, tabii ki, tabii annesi. Ki, tabii ki hep beraber. Ha, tamam. Yani bakın hanımefendi biz onu ne annesi ne babası ne biz hiç kimse dışlamadı. Mahrum bırakmadınız. Hiçbir şeyden mahrum. Peki. Her istediği oldu. Şartsız şursuz oldu. Biraz şımarttık. Biraz şımarttık. Evet. Sonra gittik aldık. İşte oradan da bir söz aldık. Hani gelin isteyin. Adabı usulünce olması gerektiği olsun. Tamam dediler. Biz buradan çıktık geldik memleketten İstanbul'a. Bir duyduk bir daha kaçıp gitmiş. Gene kaçıyor. Durduramıyoruz. Annem yaşlı zaten.
Babam da vefat etmiş. Yani kadın tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Hatta anneme zor kullanmış. İtikleyip de kaçıp gitmiş. Yani sonra kaçıp gitti. Hadi dedik madem kaçtınız nikahınız kıyılsın. Oradaki köyün muhtarına falan ulaştık. Bir şekilde nikahlarını kıydırdık. Nikahları kıyıldı. Şu anda da 3 yaşında Aysun isimli kızları var. Ama kocasından ayrıldı. Aysun'a kim bakıyor şimdi? Biz bakıyoruz. Annem bakıyor, ben bakıyorum, ablam bakıyor. Biz bakıyoruz sefer de, yani. Bu sefer de torun geldi. Evet. Toruna da bakmaya başladılar. Hı. Ama diyorsun o zaman 20 yaşındaymış Hülya. Durmadı. Sonra Samsun'da Fatih'e kaçtı. Fatih'ten de 3 aylık bir bebeği var. Evet. Ve Fatih kaç yaşında? Onlar da akranlar. E niye sen diyorsun yani ki büyük adamlara gidiyor diyorsun? Hayır bakın şimdi şöyle bir şey var. Şu anda görüştüğü kişi 40 küsür yaşlarında. Ha, Fatih'ten de. Ayrı şu anda Fatih'ten de ayrı. Fatih'i bıraktı mı? Bıraktı ama gene gidip geliyorlar. Yani öyle bir şey ki artık biz baş edemiyoruz. Bebek nerede 3 aylık bebek? Bebek nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Hayır. Haber alamıyorum. En son babası demişti ben devlete teslim edeceğim. Sonra etmemiş. İşte kız geliyor, kızı kabul ediyorlar. Sonra kızı geri gönderiyor, tokatlıyor, makatlıyor. Yani kızın nerede olduğunu bilmiyorum. 3-4 günden beri haber alamıyorum. Ölü mü sağ mı onu da bilmiyorum. Peki Fatih size beni bıraktı, 40 yaşında bir adama mı gitti dedi? Evet, gece 1.30'da annemi aradı. Ben de uyuyordum. Ne oldu anne dedim. Bir şey yok dedi. Aldım telefonu baktım Fatih. Hayırdır dedim. Abi dedi, Hülya dedi işte birine kaçtı. Çocuğu da bana bırakıp gitti. Yani oradan kaçıyor gene ona gidiyor. Şu anda bebek babasıyla mı? Öyle iddia ediliyor. Bilmiyoruz. Peki telefonda Hülya'nın öz annesi Zekiye Hanım var. Yengem olur kendisi. Başka bebek bekliyormuş öyle bir iddia var. Öyle bir şey bunu var. Bunu Fatih mi söyledi yine? Yok hastane raporlarında öyle bir şey şüphe olmuş. Çünkü geçen hafta cumartesi günü ilaç içmiş. Hastaneye götürmüşler bunu. Oradaki raporlarda öyle bir şey olmuş. Ablam söyledi. Ne ilacı içmiş? Ya, sinir ilacı mı? Antidepresan ilacı mı? Yani tam şey amaçlı mı? Kendine zarar verme amaçlı mı içmiş? Evet. Allah yani gerçekten Allah. Aslında çok da adli dengesi yerinde değil diye düşünüyorum. Çünkü hal ve hareketleri normal değil. Anne Zekiye Hanım telefonda. Öz anne Zekiye Hanım merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi hem kayınbiraderiniz oluyor hem evet. De abi gibi baba gibi kızınıza tabii. Anlattıklarını onaylıyor musun? Hepsi doğru. Hepsini imzama atarım. Peki nasıl bir kız bu Hülya? Nedir? Derdi ne? Problemi ne sizce? Valla problemi oradan oraya laf söz dinlemiyor. Hep es geçti bize. Ne amcasını, ne babasını, ne babaannesini, ne beni. Hiç esaydı oradan oraya. Bir de bir şey diyeceğim. O Fatih ağzımı bozmak istemiyorum. Namusun bir aldı kaçtı. Namusuna sahip çıksın. Yayına getirsin. O kaçtı adamla da onu da hepsini de yayına bekliyorum. Bir de Zekiye Hanım gerçekten kaçtı mı bakalım? Tabii. Önceden yani Fatih'ten başka onu terk ettiğini gören var mı? Başına bir şey getirir kaçtı da. Namusun dedi babasına. Namusun dediği kişi canlı yayına 2-3-1 gelecek. Sonraki kaçtı adam da gelecek oraya. Yani evet. Ben de diyorum ki Fatih size böyle diyor. Ama Fatih'ten şiddet gördüğünü söylüyorsunuz. Yok Fatih'ten şiddet falan görmüyor. Öbür adamdan mı? O Fatih dediğimiz çocuk zaten onu parmağında oynatıyor. Evet. Bende ses kayıtları var. Yani Fatih'i mi parmağında oynatıyor? Fatih'i de parmağında oynatıyor. Diğer kaçtığı çocuğu da parmağında oynatıyor. Kaçtığı adamı siz kesin somut olarak böyle bir adamın olduğundan emin misiniz? Bakın Serap Hanım ben gözümle görmedim. Sadece bunlar iddia. Ben evine bunlar gittim. Bunlar Fatih'in söyledikleri evet. Diyorum. Evine gittim. Hatta ben evine girmek istemedim. Çünkü o gece beni şikayet etmişler karakola. Demişler ki amcam gelecek beni dövecek diye. Halbuki benim derdim onu dövmek falan değil. Sahiplenmek istiyorum. Çünkü sokakta kalacak. Ne olacağı belli değil. Gittim. Ablamla beraber gittim. Hatta dedim sen ablam dedim sen gir içeri ki benim girmem etik olmaz. Girdi. İçerisinde her şey var. Darmadan olmuş ev. Yani çok kirli, pis. Fatih'le yaşadığı ev. Evet, çok kirli, pis. Yani şimdi oradan çıktık, karakola gittik. Karakola dedim ki ya memur bey böyle bir durum var. Biz baş edemiyoruz. Diyoruz şu oldu bu oldu. Özel hayat diyorsunuz. Ama dedim yani dedim bir yol gösterin bize. Yani ne yapacağız böyle? Bu çocuk dedim yarın öbür gün bir yerde öldürseler kim verecek hesabını? Yani bu şimdi yarın gitti bir yere.
Vurdular kafasını, kırdılar bizi. Nereden bulacağız? Bu çocuk bize rahmetli babamdan emanet. Bakın rahmetli babam bunu öyle bir şey yaptı ki nasıl derler? Yani kendine nasıl diyeyim böyle bir öyle bir benimsedi ki o çocuk için her şeyi silebilirdi babam. Ki hatta zaman zaman bize de kızmıştı, olmuştu. Biz bazen ama kızıyorduk ama onun için de kızıyordu. Ama bu çocuk birilerinden intikam almak istiyor. Yani bir hayatla bir barışıklığı yok bu çocuğun. Aslında bir şey var yani. Var var. Kesinlikle hayır. Hayatta barışıklığı var. Neden? Biz onu her istediğini yaptık. Bakın ergen kızdır dedik. Heves ediyor bazı şeylere dedik. Aldık, yaptık. Yani ben eğitim. Eğitimini de yaptım. Bakın ben ona özel öğretmenler tuttum. Adapazarı, Sakarya'da çalışıyordum. Aynı ben. Evde mi yaşıyordunuz Hasan Bey? Evet. Onunla aynı ev. Babanız siz ve kız anneniz. Yok, bakın şöyle söyleyeyim. Ben aynı evde yaşıyordunuz. Aynı evde yaşıyorduk. Ben evlendikten sonra ayrıldım ama sadece gene hep onlarla beraberdim yani her şeyinde. Kaç sene aynı evde yaşadınız? Tam hatırlamıyorum ama gene 10 mesela senenin kız altında kaç değil. Kaç yaşındaydı mesela? 15, 16, 17. Ufaktı. Ufak. Ufaktı. Yani, ondan sonra siz de ayrıldınız ama her zaman görüşmeye tabii devam ettiniz. Tabii ki tabii ki. Her zaman. Şimdi yani, bu resmi dedi. Nikahlı kocası Selahattin var. Ondan boşandı ama Fatih'le resmi nikah yok. Yok. Namusum dedi diyor annesi. Bakın, götürdü ama nikah kıymadı. Özür dilerim lafınızı kesiyorum. Ben Fatih zaten bu konuda bir kere zor kullandım. Yani dövdüm açık konuşayım çünkü baş edemiyorum. Bari nikahınızı kıyın diyorum. Olan olmuş. Yani sonuçta amcalarım var. Ben de utanıyorum. Ailem var. Hani artık utanmaya başladım insanlardan. Nikahınızı kıyalım. Paranız yoksa ben vereyim. Bana söyledikleri şey şu. Ben dedemin maaşını alırım. Kimse bana karışamaz. Ben nikahımı kıyıyorum. Pardon özür dilerim. Nikah kıymıyorum. Dede üzerine aldı ya Hülya'yı nüfusuna. Dede vefat edince onun emekli maaşı Hülya'ya kaldı. Şimdi Hülya diyor ki ben nikah kıymıyorum. Çünkü dedemden emekli maaşı alıyorum. O kesilir diye. Ama bu arada Fatih'i de bırakıp 40 yaşında bir adama kaçıyor diyorsun. Evet. Aynı adama mı kaçıyor hep? Şu anda aynı adama kaçıyor. Peki Zekiye Hanım. Zekiye Hanım. Efendim buyurun buradayım. Zekiye Hanım Hülya ne kadar zamandır Fatih'in yanında? Hiç anne olarak gidip ziyaret ettin mi evini barkını yaşan? Etmedim karşıydım çünkü etmedim. Böyle bu olayla ne olacağını biliyordum. İşte o yüzden gitmeliydiniz zaten. Evet. Yani olumlu her şey harikaysa arada bir de gidebilirsin. Ama durumlar kötüyse daha sık gitmeliydin. Gitmeliydin. Gitmedim çünkü biliyordum bunların olacağını. Söyledim ben kızıma her zaman söyledim. Gitme dedim. Gittin ayrıldın bekle dur çocuğun büyüsün. Evlilik yapmak istiyorsan zamanla o da olur dedim. O adamın da nasıl olduğunu biliyorduk zaten. Biz karşıydık ben karşıydım. Fatih telefonda. Fatih merhaba. Merhaba ablam. Fatih Hülya'dan haber var mı? Evet vardı en son abla. Ne zaman? Sabah vardı. Sabah mı? Aradı mı seni? Evet ablam aramıştı. Ne diyor? Geri geleceğini falan söylemişti abla. Kaç gün oldu gideli? 15 gün falan. Bebek nerede Fatih? Bende abla. 3 aylık bebek. Bir saniye Fatih. Evet. Hani bebek yurttaydı? Yurtta diye elimden aldırmasın diye öyle dedim ben. Ben sana her zaman demedim mi Fatih ben senin yanındayım destek çıkıyorum. Neden bana yalan söylüyorsun? Abi yanındaysın bu işleri oraya getirmenin bir anlamı var mıydı? Lan ne yapayım lan ne yapayım? Sizler. Ben senin neyin hayatını kararttım lan Fatih, ne yaptım lan ben sana? Fatih sen benim yanıma bir kere geldin bir kere daha geleceğim biliyorsun değil mi? Lan gel ben ne istesem oraya gelirim. Hayırdır lan sen televizyon çekildi adam mı tehdit ediyorsun? Yok ben tehdit etmiyorum ben sana yapacaklarımı söylüyorum. Ya, adamdı erkek, ne oldu kaç defa dedin ki ben şöyle yapacağım böyle yapacağım dedin. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Bak namusuna niye sahip çıkmadın o zaman? Namusun diye. Lan namusuma ben sahip çıkmayıp da sokakta mı bıraktım? Bir dakika Hasan bir dakika. Hasan müsaade et bir konuşayım. Fatih. Evet, sokakta abla. Mı bıraksaydım diyorsun ama kadın 15 gündür yok nerede olduğunu bilmiyorsun. Çocuğunun annesi. Evet abla. Sahip mi çıkmış oluyorsun? Zaten geldi. Otobüsten indi geliyor. Geldi. Ha geldi. Kim geldi? Ne oluyor ya? Tamam. Veriyorum abla sizi konuş. Ha geldi al. Al Hülya geldi. Bir orada. Tamam. Serap Hanım bak. Alo. Hülya abim burada. Hülya Hasan. Neredesin sen? Kaç günlerden beri neredesin?
Ne yapacağım benim nerede olduğumu ya? Ne demek ne yapacaksın Hülya? Çocuk nerede? Ne yapacaksın abi? Hayır, ne yapacaksın? Yanında çocuk nerede çocuk? Hülya çocuk nerede? Yanımda. Yanında. Nerelerde geziyorsun evet. Sen? Kaç günden beri nerelerde geziyorsun? Senin neyini eksik ettik biz? Ne yaptın? Beni dövmekten başka ne yaptınız siz? Ses kayıtları benim telefonumda duruyor Hülya. Kocanın, bak benim, namusun dediğin kişi, bak namusun dediğin kişi bana attığı ses kayıtları telefonda duruyor. Az bir dakika ben sana konuşmak istemiyorum ki ya. Bak telefonumda namusu, bak ben, o savunduğun kişi ses kayıtları duruyor. Ya bak, dursun ne yapacağım beni tehdit ediyorsun. Biz buna var ya o kadar çok nazladık ben ki. Ben biraz Hülya'yı dinlemek istiyorum ama. Hülya, Allah Allah. Hülya merhaba kızım. Merhaba ablacığım. Hülya'cığım sen niye Fatih'i bırakıp 2 hafta ortadan kaybolmuşsun ya. Merak ediyorlar seni yavrum. İyi misin abla, sen? Abla merak etmesinler beni. O kadar dövdüler de şimdi mi kızlar olmuşum? Sorar mısınız? Her zaman ben senin peşinde oldum. Her zaman ben kalktım İstanbul'dan ya. Samsun'a yanına geldim. Hasan müsaade et. Bir dakika ya. Sen kesin de televizyon çıkıyorsun beni rezil ediyorsun. Hülya beni bir dinle kızım. Beni bir dinle. Abla beni o kadar dövmüşler alemler. Şimdi ne oldu? Aynı yüzde çıkmışlar televizyona. Peki Hülya bir şey söyleyeceğim. Diyelim söyle ki ablacığım. Onlar dövdü seni ve kaçtı. Şu anda Fatih'in yanındasın. Onlardan evet, uzaktasın. Ablacığım benim çocuğum vardı orada. Tamam mı? Evet. Ben de geldim eşimle çocuğumu büyütmek için geldim. Beni zorla kimse getirtmedi. Tamam. Ben aradım. Fatih dedim ben yanına geliyorum. Çocuğumu büyüteceğim dedim. Tamam. O kadar yani. Adam gece 1:30'da annemi neden aradı Hülya? Hülya kaçtı bırakıp gitti 40 yaşında Ali diye birine. Neden aradı? Cumartesi günü sen hastanede yatmıyor muydun Hülya? Ali denilen adam hastanede yanında değil miydi? Ben senle konuşmak istemiyorum. Ama Hasan bir müsaade et. Ya ablacığım bizim başımıza neler getirdin Hasan, insan var ya. Hasan müsaade et biraz konuşayım. Böyle kavga ederek çözemezsiniz. Hülya'cığım yavrum bak 15 efendim gündür Fatih'in de yanında değilsin. 3 aylık bebeği ona bırakıp gitmişsin. Bir erkek 3 aylık bebeğe bakamaz. Peki sen 15 gündür neredesin? Fatih de seni merak ediyor. Hadi bırak abilerini. Nereye gittin? Kime gittin? Ben neredeysem neredeyim Serap abla. Beni bu zamana kadar aramamışlardı. Ben Fatih'e arıyordum beni çarşambanın bir köyünde. Amca gel beni kurtar buradan diye. Ağlayarak hatırlıyor musun? Peki Hülya sen şu anda babaannenin baktığı, amcanın baktığı 3 yaşındaki Aysun'u görüyor musun? Gördüm ben. Gösterdiler mi abla sorsana. Ne zaman niye gördün? Hasan. He sormuşlar. Abla sorsanız da niye elimden almışlar? Neden yanında değil senin kızın? Niye sen almadın? Bir dakika. Abla benim çocuğumu niye almışlar sorsana. Beni niye tehdit etmişler? Çocuğu sorar kapıya mısınız? Atıp gittiler ablacığım. Çocuğu kapıya atıp daha yani 1 yaşındaki çocuğu atıyorlar. Affedersin hayvan gibi çocuğa atıyorlar sokağa çıkıp gidiyorlar. Fatih'le beraber evet. Gittiler. Ve bunu görenler de var, bilenler de var. Mahallede herkes biliyor. Yani kaç defa beni aradı ben buradan İstanbul'dan kalktım ta köye gittim bu Selahattin'le beraberken. Amca gel beni buradan kurtar diye. Bir telefonuna gelmedim mi ben senin? Ne zaman senin arkanda durmadın? Resmimi kaldırın. Tamam neyi? Kaldırın. Hayır hayır ya hiçbir şey kalmadı. Her şey ortaya çıkacak. Sen benim gerçekten kardeşim bile değilsin. Babamın aldığı evlatlıksın. Sen babamın maaşıyla el alemin 40 yaşında 50 yaşında adamlarla para yediriyorsun. Ya yine söyle lan. Bak görüyor musun? Ben bu Serap Hanım yaptığı ifadeyi görüyor musunuz? Bugün bu artık aşmış kendini. Bakın ciddi anlamda bu görenler bilenler. Ya biz sülalemizde artık yüz kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Ben buraya çok gelmek istemiyorum. Bizim kaldığım için geldim. Abim kalp krizi geçirdi. Baban kalp krizi geçirdi senin haberin var mı? Diyorum ben. Hülya sen kendine yakıştırıyor musun kızım nikahsız yaşamayı? Maaş alacağım diye. Kendine yakıştırıyor musun? Fatih ben alalım sesi. Fatih sen kendine yakıştırıyor musun? 15 gündür nerede olduğunu bilmediğin hatta 40 yaşında bir adama kaçtı diyorsun. Telefonumda ses kayıtları var. Kaçtı diye arıyorsun. Sonra kadın çat diye çıkıp geliyor. Sabah arıyor seni. Sonra geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Böyle bir beraberlik de yok. Bir de namusu böyle bir namus anlayışı da yok. Bir tuhafsınız yani.